Selam, herkese merhaba. Yepyeni bir günden. Evet, şimdi böyle sokaktan bir merhaba. Arabaya gidiyorum. Kobe'mi veterinere götürüyoruz. Hafif böyle hapşıracak gibi, sanki böyle hapşıramıyor gibi. Tipiti. Bir şeyler var ama. Bir de şu bir tavsiye üzerine bir veterinere gidiyoruz. Bize tavsiye et. Ay saça bak. Tavsiye ettiler. Gidin, iyidir Deniz'de diye. Daha doğrusu şöyle pet shop var bir tane, bizim böyle mamadır, ölü mamasıdır satan bir yer. Hayvan satmıyor tabii ki de. Pet shop deyince genelde öyle oluyor ya, hayvan satıyor. Öyle bir yer değil. Gayet hayvansever ve işini layla yapan bir işletme. Tabii oraya gide gele Ender tanışınca gittik. Bize bir veteriner önerdi. Aradık, sabah 8'de uyandık. 8 kaçtı? 9 gibi falan aradık. 12'den sonra gelin dedi. Kendisi, bizzat veterinerin kendisiyle görüştük. Şimdi oraya gidiyoruz. Hem bir Kobe'yi muayene ettirmek istiyoruz. Böyle hani bir şey yok. Ateşini ölçtük. Ateşi normal. Hareketleri normal. Yeme içmesi normal. Ama bizim içimiz normal değil. Bir gidip gösterelim istedik. Hani böyle sanki soğuk almış ya da ilerleyecek gibi bir durum mu? Ya da belki hiçbir şey yok. Bizim hüsnü kuruntumuz, inşallah öyledir. Hem onu muayene ettirelim, hem de şu aşıları soralım. Sağ servisi var mı? Nedir, ne değildir? Bir de bizim için önemli olan 7/24 ulaşabileceğimiz bir veteriner hekimimiz olması gerekiyor. Ama hani iş... Bir şey soracağım, oraya giriyorum da. Pasaportunu aldın mı? Aldım. Pasaportu değil, aşı kartısı. Aşı kartısı. Aldım ama doğru, pasaport şeyine de geçiyor. Yani bizim için önemli olan hani 7/24 açık, evet, veterinerin kendisi, ama işinde de iyi olması gerekiyor. Bu işler çok önemli. Biz çok tecrübe yaşadığımız için hani veteriner hekime güveniyorsunuz. Tabii birçok hem maddi hem manevi kaybınız da olabiliyor. Bu da sonradan çok acıtıyor ve üzüyor sizi. Hani hem işinde iyi, hem 7/24 ulaşabileceğimiz gerçek bir veteriner arıyoruz. Dilerim bulmuşuzdur ve ona gidiyoruzdur. Annem, göğüs tasması takmadık. Çok kısa mesafede eve. Bir de şey, eğer tasma olayına girersek diğerleri Kobe ve Fındık ve Fox evi yıkardı. Ben onlarla, Fındık ve Fox'la yukarıda vakit geçirirken Ender Kobe'yi mutfaktan kaçırdı. Kapıyı bile açsa inerdi. Mutfaktan gizlice kaçtılar. Tasmayı, uzatmayı bile dışarıda taktı. Çünkü Fox inletir evi yani. Öyle bir şey yok. Ayrılamazız yani. Şimdi bir şekilde kaldı. Kameradan da dinledim. Ses yok evde. Anlamadı. O anlayana kadar zaten biz eve gitmiş oluruz. Evet, şimdi veterinere gelmek üzereyiz. Dediğim gibi çok yakın mesafede eve. Bakalım, bir gidelim, sonuçları size söylerim. Of of of. Hera diyeceğim hep. Hera'dan konuşunca Kobe'nin bir şeyi yokmuş. Belki boğazına bir şey kaçmış. Biz hani en azından muayene edelim, şu gözlerime de bir şeyler kaçmasa. Bir şey yokmuş. Gayet sağlıklı. Muayenesi yapıldı. Belki bir şey kaçtı dedi. Bütün bazı sorular sordu. Onların hepsi hani olumsuz, işte dışarı çıkıp bir şey yemedi. Öyle boş gezdirmiyoruz sokakta. Başı boş. İşte bahçemizde pis pis otu yok. Hani bütün her şeyi eledik. Kötü bir şey yemedi. Bir şey takılmış olamaz. Ama baktı da bir şey yok. Neyse. Bu tamam. Arkadaşlar, parabantlar 1000 TL olmuş. 3 parabant 3000 lira. Delirmişler ve bu zamdan önceki fiyatıymış. Şimdi yenisi gelecek. Onun kaç para olduğu bilinmiyor. Ya yapmayın Allah aşkına ya. Ve aşı. Karma 600, kuduz 500 lira. Şimdiki, bugünkü fiyatı. Yarın ne olur bilmiyorum. 1100 lira bir tane cam aşısı ve kuduz ve karma. Ender Beyciğim, bayrağı çekiyoruz. Yorum yaparsam ağzımı bozacağım çünkü birazcık söylemesi ayıp. Yazıktır, günahtır ya. Şimdi bir ara böyle bir mamalara hafif zam gelmişti ve veteriner ücretlerine. O zaman bile insanlar canlarını,
canları mı diyeyim artık yani, petlerini sağa sola bırakmışlardı. Şimdi terk edilme daha çok olacak. Hele böyle bir hastalıkları, bir şeyleri olursa veterinere götürmek yerine böyle sağa sola bırakacaklardır, bırakıyorlardır da. İyice artmış fiyatlar ve artık yani yuh diyorum. Yazıktır, günahtır şu canlara. Bu tek şeyle kalmıyor ki, 1100 lirayla kalmıyor ki, iç dış şey ne, aşı. İç dış paraziti var, kene var, piresi var bunun, ne bileyim. Dış paraziti var, iç paraziti var, maması var. Artık şöyle bir şey, ekmek bir de versen ekmek olmuş 10 lira. Ekmek bile verilmez baktığın zaman. O bile pahalıya gelir. Evde yaptığın yemek bile pahalıya gelir yani. Bir de o şekilde ev yemeğidir, kötü şeyler verdiğiniz zaman zaten veterinere böbreğinizi falan bırakmanız gerekir. Çok sinirim bozuldu yani, çok üzülüyorum bu duruma. Şimdi ne yapalım? Dedik işte gidiyoruz. Kobe'yi de muayene ettirmiş olduk. Bir şey yokmuş. Bugünün mutlu haberi bu. Kızım gayet sağlıklı. İşte ciğerlerini falan dinledi. Elle muayene yaptı. Gözle muayene yaptı. Hiçbir şey çıkmadı. Kobe zaten çok hareketli. Ateşi yok. Yemesi içmesi yerinde. Hem veterinerle de tanışmış olduk. Şimdi eve gidiyoruz. Bakalım. Kızım, annem, eve geldik. Aşkım benim. Bir şeyin yokmuş. Çok mutlu oldum. Evet, veterinerden geldik. Evde üzerimizi değiştirdik, dinlendik. Bir hamur yoğuruyorum. Bu ne hamuru? Nampan yapıyorum. Yani Hint ekmeği. Tarifi için linke tıklamanız yeterli. Bugün körü yemeği ile nampan, bir de şey, haşlanmış pirinç. Uzak Doğu pilavı var menümüzde. Bu da çok güzel bir hamur oldu bu arada. Şimdi şöyle toparlayıp, şöyle toparlayıp üzerini kapatacağım ve mayalanmaya bırakacağım. Mayalı bir hamurdur. Dondurucudan tavuk çıkardım. Şimdi şurada eriyor. Bunları hemen doğrayacağım ve bunlar 200'lük mü? 250'lik. 400 mililitre lazım ama 500 de olsa göz çıkarmaz. Şöyle Hindistan cevizi sütü çıkardım. Dondurucuya koymuştum sütleri. Ay, ellerim de hamurlu. Yıkayacağım. Ve bugün Kobe'nin şerefine, Kobe bizi biraz korkuttu. Gittik, kontrol ettirdik. Hiçbir şey yokmuş. Dedim aman onun hatırına şey yapacağım, onlara ev yemeği. Öncelikle şöyle bir hindi göğsünü haşlıyorum. Güzelce haşlansın. Gerisi kolay zaten. Bugün esmer pirinçli yapmaya niyetim var. İşte pirinçtir, havuçtur. Onların ıspanaktır, bal kabağıdır. Şöyle güzel. Bir de prebiyotik tabii koyacağım. Zerdeçal tozu. Onlara şöyle güzel bir ev yemeği yapacağım. Afiyetle yesinler. Brokoli de çıkaracağım. Brokolleri de var onların. Onlar da güzel şöyle bir sebzeli hindi yiyecekler. Ben de işte şimdi bunu böyle yaptım. Mayalamayı bırakayım. Ellerimi yıkayayım. Evde havuç biraz azdı. Migros hemenden havuç siparişi verdim. Ve bir de patlıcan siparişi verdim. Bu yemek için patlıcana ihtiyacım var. Ben bugün şimdi o linkteki tariften değişik içine havuç ve patates de koyacağım. Yani havuç, patates, patlıcanlı bir köri olacak. Bu da tavuğum. Onu da doğrayacağım. Buralar battı. Toplayıp geliyorum. Makine de bitti. Boşaltayım. Evet. Yemekleri hemen hemen hazır. Esmer pirinçli, bezelyeli, havuçlu, bal kabaklı, hindi göğüslü bir yemek. Prebiyotik zerdeçal tozu var. En son zeytinyağı ekleyeceğim içine ve soğumaya bırakacağım. Şu an yemekleri hazır. Şöyle biraz ateşliyorum ateşi. Ve altını kapatacağım. Saat daha 4. Yemek saati geldiğinde afiyetle yiyecek. Üzülüyorum. Evet, bu arada bakalım. Hamurumuz da güzel bir şekilde oluyor. Bu arada maş fasulyesi çıkardım. Yemeğin yanına maş fasulyesi salatası yapacağım. Soğanlı, domatesli, maydanozlu, nar ekşili muhteşem oluyor. Yemeğin sebzelerini buraya çıkardım. Henüz daha birazcık erken olduğu için burada bekleyecek. Havuç, patates ve patlıcan. Yemekte kullanacağım Hindistan cevizi sütleri çözülmeye başladı. Tavukları dolaba koydum. Ekmek için, nampan için buraya tereyağını çıkardım.
Birazdan tüm parçaları birleştireceğim. Muhteşem bir yemek olacak. Bir sıcak pervaneyi açtım. Mutfakta klima yok. Ay böyle içim çekildi ya. Allah'ım. Yani düşünüyorum. Ya hadi biz bir şekilde aşıdır, bant şeydir, tasmadır ne bileyim. İç dış parazit. Gücümüz yettiğince yapmaya çalışıyoruz ve mamadır, vitamindir, şudur budur. Alıyoruz, almaya çalışıyoruz ama mamalara bile birazcık zam geldiğinde ya da ne bileyim veteriner ücretlerine bunları karşılayamayan ama canları seven, ilgilenmek isteyen ama baş edemeyen birçok insan var. Eskiden diyorlardı kuru ekmeğe su basar veririm. O bile artık imkansız hale geliyor. Evet, ben çok seviyorum Hint yemeklerini. Sizler seviyor musunuz bilmiyorum. Seviyorsanız yazın. Tikka masala olsun, köri olsun, ekmekleri olsun, çaylarını bile seviyorum ya. Sütlü böyle değişik bir çayları var. Dedim bugün böyle olsun. Ender dedi, tamam dedi. Ender de seviyor Allah'tan. Hani Ender'in böyle çok ayrımı yok. Hani enginar zorda kalırsa yer ama mesela şeye alıştı. Portakal sulu pırasaya alıştı. Sarımsağa alıştı. Böyle ilk videolara, vloglara giderseniz sarımsak koymuyorum hiçbir şeye. Ender yemiyordu. Ender'in artık yemekle ilgili bir sorunu kalmadı. Damağı gelişti diyebilirim. Seviyor. Sebze de seviyor. Değişik dünya mutfaklarına da açık hale geldi. Bu yüzden mutluyum. Çünkü eskiden şey yapıyordum. Yani kendime ayrı, ona ayrı. Şimdi her şeyi bir bütün ve Ender çok geliştirdi. Ayrıca aşçılığı da diyebilirim artık. Gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Şimdi bugüne de tamam dedi. Ay böyle bir sıcak, böyle bir kasvet bugün. Biraz da tadım yok bugün. Biraz gerginim. Bakalım. Ender'in teyzesi ameliyata girdi. 6 saat sürecek bir ameliyat. Hala ameliyatta. Onu bekliyoruz. Haber bekliyoruz. Dilerim çok güzel geçer ameliyatı. Nurhan anne Eskişehir'e gitti. Ameliyat Eskişehir'de oluyor. İşte Ender'in ailesinin bir kısmı Eskişehir'de şu anda. Oraya gittiler yani. Bizler burada bekliyoruz. İşte İstanbul'da bekleyenler, Trabzon'da bekleyenler. Bayağı bir karışık ortam. Bugün böyle işte vakit geçiriyoruz. Bakalım. Dilerim sizlere güzel haberler verebilirim. Yemeğimiz hazır. Evet. Hint yemeği, köri, yeşil körili sebze ve tavuk yemeği, maş fasulye salatası ve nanpan. Hadi bize afiyet olsun. Evet, selam. Biz abime geldik. İşte bizim almış fırıldakla şöyle bir abimin evini süpürdük. Hem balkonda oturduk, sohbet ettik. Abimin deniz kabuklarını göstereceğim sizlere. Ama tabii ne olduğunu bilmiyorum. Şunu biliyorum. Bu bir deniz yıldızı. Bu kopmuş bir deniz yıldızı. Bu da bir deniz yıldızı. Ve farklı şeyler var. Şu var. Ondan sonra bunu bilmiyorum ne. Oo, bakar mısınız? Kabuk. Uy. Şöyle bir şey var. Oo, istiridye. Bakar mısınız? Ay çok enteresan. Kapalı bir de. Şu var. Bunu böyle şöyle göstereyim. Çekiyormuş. Bunu böyle kulağınıza dayadığınızda denizin sesini duyuyorsunuz. Öyle derlerdi biz küçükken. Ama gerçekten bir ses duyuyorsunuz. Şöyle. Nice. Evet. Bu şekilde. Şurada daha büyüğü var. Baksanıza. Şunun içinden ne çıkmıştır ha? Bunları sen topladın. Aa, içi boş. Şöyle. Evet, şunu kırılmış. Ondan sonra bak şey kırıl. Aa, şu da çok değişik, minare diyorlar bunu, değil mi? Yani
yapsana. Ender. Şöyle koyayım. Tamam. Bacağı burada kırılmamış da. Şu kırılmış şu. Temizlikçi. Aa, bunlar çok toz olmuş. Ben bunları yıkayayım diye operasyona girişince sonuç bu. Aa. Kırıp yine şeye koymuş. Bakalım bir çaresine. Bunları sen mi çıkardın hep? Şunu Kost'tan aldım. Aldın parayla. Evet. Açılıyor mu o? Bilmiyorum. Ha. Şu an açılmıyor. Diğerlerini ben çıkardım. Taş da var. Aa, bu neydi ya bunun adı? Deniz kestanesi. Deniz kestanesinin ölmüş. Değil mi? Şey, dikenleri nerede? İşte dikenleri olduktan sonra dökülüyor. Ha. Aa, oluyor. Kavun gibi. Bunlar büyükler. Bunlar ne böyle? Dolapta. Bu ne? O bir yengeç. Fosil. Aa. Buralar hep traverten hoca ya, denizli. Hmm. Bir arkadaş vermişti. Bunu ben çıkarmamışım. Bunu çıkarmamışım. Dalmaya da gerek yok. Bakayım bir daha ya. Çok tamam, merak bakalım. Ettim. Allah Allah. Ne enteresan. İyi baksana. Bunun size bir ilaç bir şey sürülü mü değil? Vermek sıkıntı. He. Değişik. Yes. Evet, güzelmiş. Bir günde balkonda var bir sürü. Onlara bakmaya onlara geliriz. Bakarız. Gideyim çantamı alayım balkondan. Evet, biz gidiyoruz. Havada karardı, saat 9'a geliyor. Teyzemiz de ameliyattan çıktı. 6 saat süren bir ameliyat. Gayet güzel bir ameliyat oldu. Biz de artık eve gidebiliriz. Görüşürüz.